geliyoruz. Kastamonu CHP örgütlerden sorumlu il başkan yardımcısı ben Bayram Gök. Yine yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcımız Ahmet Bektaş ve il sekreterimiz Mehmet Sezer. Tosya'ya belediye başkan adayımızı belirlemek için bugün buraya gelmiş bulunuyoruz. Yani artık CHP Tosya'da da var. Onu göstereceğiz. Bu şekilde bir çalışma yapıyoruz. Tüm ilçelerde başkan adayımız olacak Kastamonu'da. Kastamonu merkezde de eski milletvekilimiz Sayın Mehmet Yıldırım bizim belediye başkan adayımız oldu. O da ayın 16'sında parti meclisine çıkacak. Adaylığı açıklanacak. Bu şekilde bir çalışmamız devam ediyor. Bugünün şartlarını artık hepiniz size anlatmamıza gerek yok. Şartlar iyi değil. Türkiye'nin durumu iyi değil. Gidişat iyi değil. Bunların hepsine hazırlıklı olmamız lazım. Bunun da alternatifi CHP'dir. Ben size söyleyeyim. Bugünkü iktidarın tek alternatifi CHP'dir. Onun için herkes Atatürk'ü, Cumhuriyet'i benimseyen, bu yurdunu seven herkes ama Anaplı, ama Doğru Yollu, ama başka AKP'li kim olursa olsun herkesi şimdi biz CHP çatısı altında birleşmeye, bu vatanı kurtarmaya çalışıyoruz. Onun için biz Tosya'da bugün bir kıvılcım patlatıyoruz. Bu Tosya'da bu hareketliliği, bu canlılığı ben gördüğüm müddetçe Tosya bu hale geldiyse Türkiye'yi düşünün. Bak Tosya bugün bu hale geldiyse Türkiye'yi düşünün. Türkiye ayağa kalkmış vaziyette. Onun için ben buradaki arkadaşlarıma başta ilçe başkanımız ve adayımız, belediye başkan adayımız Ahmet Bey olmak üzere çok görev düştüğünü söyledim. Birlik beraberlik içerisinde olun. Biz de burada varız. Biz de artık başka partilerin denekçisi affedersiniz değiliz. Kendi işimizi kendimiz yapacağız. Kendi oyumuzu kendi partimize vereceğiz. Hiçbir parti bizden bir beklenti içerisinde olmasın. Şimdi ya da olmuş olabilir bazı şeyler ama biz bundan sonra hiçbir partinin yandaki şeyi, oy toplayıcısı durumundan değiliz. Adayımızı çıkartıyoruz, adayımızı belirliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Evet, belediye başkan adayımız Ahmet Bilgin.